Değerli meslektaşlarım, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Yarının neler getireceğini bilmediğimiz bu süreçte mümkün olduğu kadar sizleri güncel bilgilerle donatmak istiyoruz. Son 1-2 gündür yaşadığımız ve sıklıkla sorulan sorularla ilgili yaşadığımız gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Öncelikle bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta sonu 65 yaş üstü hastalarımızın evlerinden çıkamaması gündeme geldi. Sokağa çıkma yasağı olan bu hastalarımızla ilgili reçete yazdırma sorunlarıyla ilgili 112 acil servisle ve İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bir mutabakat sağladık. Artık bu hastalarımız aile hekimlerine ulaştıkları takdirde bu sorunları ortadan kalkacak. Yine son birkaç gündür Plekuenil ile ilgili depolardan teminiyle ilgili yaşadığımız sıkıntıları Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile sürekli görüştük ve bir sonuca vardık. Bu sonuçta ayaktan raporsuz halde kesinlikle ödenmeyeceği ve raporlu reçetelerde de ne şekilde ödeneceği ile ilgili mutabakat sağladık ve bu mutabakatı oda sayfamızdan sizlerle paylaştık. Lütfen detayları oda sayfamızdan takip edin. Covid-19 tedavi protokolündeki etken maddelerle ilgili Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu güncel değerlendirmeler yapmakta. Bu anlamda aşırı talep gören bazı etken maddelerle ilgili kısıtlamalara gidilmekte. Bugün için 2 kalem sadece azitromisin ve klaritromisinle ilgili günlük bir tevzi uygulaması her gün maalesef güncellenerek değişmek zorunda kalacak. Yine sıkça sorulan anti-TNF ilaçlarının reçetesiz yazılabilme hakkına rağmen güvenlik izlem formu istenip istenmediği konusunda yine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda güvenlik izlem formunun istenmeyeceği ancak bu tip hastalarımızın eczanelerimize müracaat ettiği durumda doktoruyla temasa geçip bu ilaca devam edip etmeyeceği konusunda mutabakat sağlamamız gerektiği konusunda anlaştık. Bu olağanüstü süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan da taleplerimiz oluştu. Biliyorsunuz 18 Mart 2020 tarihinde kurumun yayınladığı bir genelgeyle rapor süreleri 1 Mart 2019 tarihinde dolan raporlar otomatikman 20 Haziran 2020 tarihinde dolan raporlar otomatikman 20 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştı. Ancak hastalarımızdan gelen, meslektaşlarımızdan gelen Şubat ayında rapor süresi doldu şikayetleri ve özellikle de 65 yaş üstü hastalarımızın evlerinden çıkamama sorunlarıyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda 1 Mart olan bitiş süresini 1 Ocak 2020 olarak güncelledik. Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuyla ilgili çok kısa bir süre içinde Medula sayfasından duyurusunu yapacak. Yine reçetesiz ilaç tedavisi kapsamında eczanelerimizden 1 aylık dozda verilen ilaçlarla ilgili 3 aylık doza çıkarılma talebimizi Sosyal Güvenlik Kurumu'na ilettik. Bununla ilgili kendilerinden dönüş bekliyoruz. İstanbul Eczacı Odası Bilim Kurulu ve İstanbul Eczacı Odası Kriz Masası ekibi tarafından hazırlanan COVID-19 kütüphanesini yayına soktuk. Bu alanda yaşanan tüm olaylarla ilgili bilimsel görüşler, bilim kurulumuzun görüşleri, dokümanlar ve hazırladığımız afişlere, broşürlere İstanbul Eczacı Odası COVID-19 kütüphanesinden ulaşabilirsiniz. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarımıza ve bizlere sunduğu ücretsiz ulaşım ve park hizmetlerinden bahsetmek istiyorum. Bundan yaklaşık bir hafta önce talebinde bulunduğumuz bu konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi sağduyu göstererek talebimize olumlu karşılık verdi. Yani yarın sabahtan itibaren İBB kartına sahip olabilecek olan çalışanlarımız ve meslektaşlarımız hem İspark alanlarından hem toplu taşıma alanlarından sağlık çalışanı olarak ücretsiz faydalanabilecekler. Yine bu konuyla ilgili detaylı duyurumuz oda sayfamızdan sizlerle paylaşıldı.
Bu anlamda anlayış gösterdikleri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine, başta Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu olmak üzere teşekkür ediyoruz. Bu süreci hep beraber el ele atlatacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Bizler sağlık meslek grubu olarak bu mücadelede en ön safta yer alıyoruz ve gerçekten bu verdiğimiz mücadele tüm Türkiye tarafından fark ediliyor. Bu anlamda bu mücadelede yer alan tüm meslektaşlarımıza ve tüm çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.